Değerli izleyenler, Eğitimsel Bursa Şubesi Erdek'in nezih işletmelerinden Hülya Motel'de kampa geldi. Yanında şu anda Eğitimsel Bursa Şubesi Başkanı Sayın Atakan Erdağ var. Hocam hoş geldiniz Erdek'e. Hoş bulduk. Önce şuradan başlayalım. Niçin bu kamp için Erdek'i seçtiniz? Şimdi Eğitimsel Bursa Şubesi olarak biz yaklaşık 11. senemiz bu kampla ilgili çalışmamız. Diğer 10 yılımız biz İzmir Dikili'de kamp yerimiz vardı. Orada çalışmalarımızı yürütüyorduk. Fakat bu dönem Büyükşehir Belediyesi'nin orada kamp yerimizde sözleşmesini iptal etmesi nedeniyle böyle bir arayışa geçtik. Bursa'ya yakın, daha hızlı bu işi yapabileceğimiz bir yer olarak çeşitli çalışmalar yürüttük. En sonunda geldik, burayı gördük birkaç ay önce. Anlaştık, o yüzden buraya geldik. Peki. Kaç öğretmen var şu anda burada? Kaç öğrenci kampa geldi? 60 öğrenci, 9 öğretmenle bu çalışmayı yürütüyoruz. Öğrenciler nerelerden, kaç yaş grubunda? Öğrenciler ortaokul ve lise seviyesinde. Özellikle lise son almıyoruz, 12. sınıf. 11. sınıfa kadar alıyoruz. Çünkü çocukların yaş farkı fazla olduğu zaman çeşitli etkinliklerimizi yaptırmakta sıkıntı çekiyoruz. Anlıyorum. Kaç gün sürecek kamp? Yaklaşık bir hafta sürecek. Ne zaman akşam geldiniz? 30 Haziran'da geldik. 7 Temmuz'da ayrılacağız. 7 Temmuz'da ayrılacağız. Peki efendim, burada ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz? Ne şimdi gibi bizim bu bir haftalık çalışmamızı biz öğretmenlerimizle beraber programladık. Buraya gelmeden önce hangi gün, ne, hangi saat ne çalışma yapacak onlar belirli. Bizim en önemli şey burada çocuklara öz bakımlarını, becerilerini geliştiren, kendi kendine yetebilen, akran ilişkisi gelişmiş, kendini rahatça, özgürce ifade edebilen, yaşamını sürdürebilecek bir ortam sağlıyoruz. Bunun yanında da eğlenerek öğrenme en önemli şeylerden biri. Eğitimin bir parçası olduğunu biliyoruz. Burada mesela en basit bizim çağımızın hastalığı olan bu cep telefonları, akıllı telefon kullanımı yok mesela. Ortaokul öğrencilerimiz o yok. Lise öğrencilerimizde de sadece serbest zaman etkinlik döneminde kullanabiliyorlar. Diğer türlü bunları kullanmadan bir yaşam, mesela çağımızın en büyük hastalığı olarak görülüyor bu. Diğer şey de biz en çok verdiğimiz şeylerden biri sportif. Çünkü çocuklar okullarda bedensel gelişimini açısından sıkıntılı bir durumla karşı karşıyalar. Yani beden eğitimi, resim, müzik gibi artık dersler sınav odaklı bir eğitim sistemi olduğu için es geçiriliyor. Onun yerine işte matematik, fizik, kimya gibi dersler görüldüğü için çocuklar bundan mahrum bırakılıyor. Şimdi biz bunları burada tamamlıyoruz bir nebze. Buraya kampa 4, 5 hatta 7 yıl, 8 yıldır gelen öğrencilerimiz var. İlkokulda zorla bize teslim edilip şu anda liseyi bitirme çağında olan öğrencilerimiz var. Her daim de bunlar gelmek istiyor. Biz hani gelmeyin artık yeter dediğimiz halde gelmek istiyorlar. Çünkü buradaki ilişkiler çok farklı. Peki bu öğrencileri nasıl seçiyorsunuz, nasıl saptıyorsunuz? Biz sadece ilanda bulunuyoruz. Bu ilan ve eğitimimizi söylüyoruz neleri kapsadığını. Onun üzerine bunu duyan üyeler, yakınlar, üye yakınları zaten referans olmak zorundalar. Evet. Çocukları biz birdenbire almıyoruz. Şu anda bir tane Karabük'ten, iki tane Erdek'ten, üç tane İzmir'den, bazen İstanbul'dan da getirip bize teslim eden üyelerimiz oluyor. Eğitimsen üyeleri bunu görüyorlar sosyal medyada. Biz her gün yaptığımız bütün eğitimleri resimliyoruz, videoya çekiyoruz ve paylaşıyoruz. Veliler bunu rahatlıkla oradan görebiliyorlar. Peki Sayın Erdoğan, ücret alınmıyor öğrenciden herhalde değil mi? Ücret alıyoruz ama çok cüzi bir ücret. Yani yapılan işin karşılığında yok denecek kadar az. Bu da rutin masraflarımız oluyor. Onu karşılamak için. Eğitimsenin olanaklarıyla. Eğitimsenin olanaklarıyla öğretmenler gönüllü. Öğretmenler gönüllü. Öğretmenler gönüllü. Peki hocam, çok teşekkür biz ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Yalım ismin? İsmim Gökdeniz Yıldız. Nereden geldin buraya? Bursa'dan geldik hepimiz. Yani şu an. Evet. Kaçıncı kampın bu? Daha önce katıldın değil mi? Daha önce katıldım. 4 senedir yani devamlı olarak katılıyorum. Peki, 4. sene. Burada ne gibi aktiviteler oluyor? Neler yapıyorsunuz? Mutlu musunuz bu kamplardan? Nasıl geçiyor kamplar? Yani güzel eğitim kampı. Yüzüyoruz denizde. Yüzme saatlerimiz var. Yemek veriyorlar, yemek yiyoruz. Etkinlikler, futbol, turnuvalar oluyor, dart. Yani basketbol, bir sürü turnuva öyle. Eğlenceli geçiyor zaman. Evet. Bir hafta sonra döneceksiniz. Evet, 7 gün. 7 gün döneceksiniz. Yeni bir çalışma dönemi başlayacak. Bir dinlenme oluyor sizin, evet. Değil mi? Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, seni tanıyalım. İsmin nedir? Özgür Alp. Özgür, nereden geldin buraya? Buraya Bursa'dan geldim. Bu kaçıncı kampın? Bu benim ilk kampım. Nasıl geçiyor kamp? Mutlu musun? Neler yapıyorsunuz burada? Güzel geçiyor. Denize falan giriyoruz. Eğlenceli oluyor. Senin dersler. Peki derslerin nasıl? İyi mi? Tatil hak ettin değil mi? Hangi sınıfta okuyorsun? 6. 6. sınıf öğrencisin. Bir daha kampa gelmek ister misin? Bu ilk kampı isterim tekrar diyorsun. Benim adım Derin. Bursa'dan geliyorum. Evet. 6. sınıfım. Çok eğleniyor kampta. Çok güzel. Deniz anası falan topluyoruz böyle. Evet. Benim adım Taylan, soyadım Aksakal. Bursa'dan geliyorum. Benim kamp çok hoşuma gitti yani. Bravo. İlk kampım. Benim adım Kaan, soyadım Demirkıran. Bursa'dan geliyorum. Geçen kampları daha çok sevmiştim açıkçası. Çok güzel. Hemen böyle dönelim. Bu taraftan ışık ters geldi bu ablaya. Buyurun. Adım Nehir Önerge. Muğla'dan geliyorum. Muğla'dan geliyorsunuz. Siz Bursa'dan değil. Evet. Yalak. Nasıl buldunuz Erdek'i? Güzel. Güzel buldunuz.